Sizlerle birlikte sevgili TV izleyicileri, şu anda Akhisar ilçemizdeyiz ve Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'yla İstanbul seçimlerini ve Akhisar'a dair gündemi değerlendirmek üzere bir röportaj gerçekleştireceğiz. Evet, öncelikle güzel bir İstanbul seçimi sonucunu gördük. Başarıyla güzel bir sonuç gördük. Ve bununla da ilgili çok ciddi çalışmalar içerisine girdiniz. Biraz İstanbul seçimleriyle ilgili ne tür çalışmalar yapıldı Akhisar'da, biraz bahsetmenizi isteyebiliriz. Biz bu konuda tabii daha çok Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa İl Örgütü'nün ve Akhisar İlçe Teşkilatı'nın çalışmaları verdi. Biz de kendimiz biraz sonuçta partiliyiz. İstanbul'a gittik. Bayrampaşa ilçesinde partimiz bizi görevlendirdi. Bayrampaşa ilçesinde çalışmalara katıldık. Oradaki teşkilatımıza beraber sokak çalışması yaptık. Onun dışında Sayın İmamoğlu'nun toplantısına katıldık. Onunla görüşme imkanımızı bulduk. Sağ olsun bizi çok sıcak karşıladı. Daha sonra da bizim iki işi bir yerde halledelim, gidelim diye düşündüğümüz için sonra oradaki Akhisarlı vatandaşlarımızla bir dayanışma toplantısı yaptık Akhisar Belediyesi olarak. O seçimden önceki hafta sonunu o şekilde çok hızlı geçirdik. Daha sonra Akhisar'daki ilçe teşkilatı da sağ olsun ciddi bir organizasyon yapıp çok sayıda öğrenciyi İstanbul'a taşıdı, oy kullanmak isteyen. Onlarda da biz destek olmaya devam ediyoruz. Evet, destek olduk. Aynen öyle. Güzel bir sonuç oldu. Tabii bizler de tebrik ve takdir ediyoruz sizleri. Çok sağ olun. Tabii biraz da Akhisar gündemi değerlendirecek olursak güzel bir Çağlak Festivali gerçekleşti. Evet. Festival nasıl geçti? Festival çok güzel geçti. Öncelikle söyleyeyim. Benim üniversiteyi bitirdiğimden beri ben Akhisar'da yaşıyorum. Yaklaşık bir 15-16 sene oldu. O 15-16 sene boyunca herhalde en keyifli, en güzel festivallerden bir tanesiydi. Hem halkımızın katılımı açısından, hem gelen sanatçılar açısından, hem kurulan standlar açısından, hem de şansımıza hava da çok güzeldi. İnanılmaz yoğunlukta katılımlar oldu, inanılmaz güzellikte konserlerimiz oldu. Yaklaşık konserlerimize yaklaşık 15 bin kişi katıldı ortalama. Alanda stand alanı böyle 20 bin kişiyi aşkın insan festival alanındaydı. Çok keyifli bir festival oldu. Ben burada hem festivali düzenlenmesine katkıda bulunan kültür komisyonlarımıza, hem belediye çalışanlarımıza, hem de Akhisar halkına çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivali hep beraber yaşadığımız için. Ne mutlu. İnşallah her yıl bu güzel şenlikleri sizler sayesinde göreceğiz. Aynen. Amacımız o zaten. Her sene üstüne koya koya devam etmek. Bu ilk seneydi. Mutlaka eksikliklerimiz olmuştu. Olmuştur ama ben eminim gelecek sene çok daha keyifli olacak. Mesela kültürel anlamda da daha dolu, daha zengin bir festival olsun diye şimdiden çalışmaya başladık. Ne güzel, ne mutlu. Tabii biz gündemi takip ediyoruz. Bir takım çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ve dünyanın en uzun soluklu Çağlak Festivali yapıldı. Ve Bosna Hersek'in Danjiye Vakuf Belediyesi Brusak Beldesi'nde 509. yılı kutlanan Akhisarlı Ayvazdede şenlikleri de söz konusu. Bununla da ilgili bir kardeş festival çalışmaları var sanırım. Biraz bundan bahsedecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Bosna Hersek'te bir tane kardeş şehrimiz var. Bizim Akhisar Belediye'miz her sene buraya katılım sağlıyordu. Biz de belediyecilikte olan o devamlılığın esas olduğunu düşünerek kamucudaki olması gereken, biz de bu sene arkada bir heyet gönderdik oraya. Arkadaşlarımız orada gerekli temasları bulundu. Bizim buradaki festivalimize onları çağırdı. Bundan sonra o ilişkilerimiz de inşallah artarak devam edecek. İnşallah. Akhisar Belediyesi olarak tabii sosyal belediyecilikte hızlı adımlar atıyorsunuz, yine takip ediyoruz. Özellikle belediyeniz tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema organizasyonları düzenleniyor. Haftanın belli günleri sanırım ama Pazartesi ve Perşembe günleri Akhisar'da gölet alanımızda açık havada çimlerin üzerinde işte minderlerle vatandaşlarımızı getirdiği küçük sandalyelerde oturuyorlar. Bizim 200'e yakın minderimiz var ki yaklaşık 600-700 kadar katılımcı oluyor. Mesela bir Akhisarlı bir firmamız dün sponsor oldu. Gelenlere 500 kişiye gazoz dağıttı. Patlamış mısır, başka bir firmamız patlamış mısır dağıttı. Gerçekten çok hoş bir ortam oluyor. Eski yazlık sinema ortamının bir adım öte, biliyorsunuz eskiden siz de hatırlıyorsunuzdur belki, tahta sandalyelerde oturuyorduk. Ama bunun bir adım ötesine gidiyor. Gerçekten de sosyal anlamda keyifli bir organizasyon. Ha, diyeceksiniz çok büyük bir organizasyon mu? Hayır, değil tabii ki, ama Akhisar halkının, Akhisar şehrinin daha canlı hale gelmesi, daha hareketli hale gelmesi için bizce bu tip organizasyonlar çok önemli. Bu tip şeyler artarak devam edecek. Şimdi yaz boyu bunu devam ettireceğiz. Ki kışında ona alternatif bulmayı düşünüyoruz arkadaşlarımızla. Aynen öyle. Şimdilik pazartesi ve perşembe günleri haftanın iki günü oluyor sinemamız. Haftanın bir günü de
açık hava konserleri, mini konserler düzenlemek istiyoruz. Hani oradaki yerel şarkıcılarımız da, buradaki sanatçılarımız da onlara klasik müzik gösterisi olabilir, halk müziği olabilir, pop müziği olabilir. Her hafta değişik bir konseptte biraz müzik gösterisi sunup orada da vatandaşlarımızın güzel zaman geçirmesini, o alanımızın Çağlak Festivali'nde kullandığımız gölet alanının daha hareketli, canlı bir hale gelmesi istiyoruz. Çünkü bize göre Akhisar'daki en önemli eksikliklerden bir tanesi sosyal alandaki eksikliklerdi. İnsanlar, gençlerimiz akşamları gidecek bir şey bulamıyorlardı. Biz bu alternatifleri çoğaltmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında görmeyi özlediğimiz tablo bu. Çünkü eskiden nostaljiktir her zaman dışarıdaki o sinemada kalan çocukluğumuzdan. Biz sokakta büyüyen bir nesildik ama maalesef o nesil yavaş yavaş şehir içine, AVM'lere döndü. Bizim tekrar insanları sokaklara, işte parklara, meydanlara çekmemiz lazım. Şehrin güzelliği de burada. İnsanlarla beraber açık havada daha keyifli bir şehir haline gelir. Aslında hem insanların birbiriyle olan iletişimleri, kesinlikle, sosyal iletişimlerini de sizler güçlendirmiş oluyorsunuz. Bakın, bu aktiviteyle. Çok hoş bir tweet gördüm. Arkadaşlarımız gösterdi bana. Çok da hoşuma gitti. Diyor ki hiç tanımadığım insanlarla kahkahalarla güldük açık alanda çimlerin üstünde diyor. Güzel bir şey. Bu bir etkileşimdir. Bizim bu etkileşimleri arttırmamız lazım. Hani diyoruz ki ya eskiden işte komşuluk çok güzeldi. İnsan ilişkileri daha güzeldi. Onun temelinde de işte bu sosyal alandaki eksiklik yatıyor. Bu aslında, o günler almamızın sebebi bu. Bunların aslında olması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü gerçekten toplum olarak bizler baktığımız zaman ülkenin işte ekonomisi vesaire her türlü sıkıntı, stres o kadar çok fazla büyütüyoruz ki ya da belki yaşıyoruz ki mutsuz oluyoruz. İnsanların yüzüne baktığınız zaman insanlar mutsuz ama bu anlamda motivasyonu yükseltmek için aslında küçük küçük ilçelerle bu şekilde çalışmaları büyüterek belki ülkemize de yayabiliriz aslında. Çok örnek olacak güzel bir şey yapmış olduk. Aynen. Ben öncelikle söyleyeyim. Ben mümkün olunca vatandaşlarımıza iç içe zaman geçirmek istiyorum. Yani açık söyleyeyim belediyenin içinde ben biraz sıkılıyorum. Evet. Ne kadar çok sahada olursam o kadar çok keyif alıyorum ve enerji topluyorum. Her cumada bizim biliyorsunuz 86 köyümüz 9 beldemiz var. Bunlardan da şu ana kadar çok fazla belediye çalışanları, belediye başkanları çok fazla gitmemiş. Ben buralarda olan o ilişkileri, birebir ilişkileri arttırmaya çalışıyorum. Her cuma namazına ben bir köye veya bir beldeye gidiyorum. Mesela bugün Mecidiye'deydik. Mecidiye'den bir vatandaşımız, bizce yaşça büyük bir abimiz bize sinemayı anlattı. Açık hava sinemayı çok hoşuna gitmiş. Bizim daha çok hoşumuza gitti. Çünkü beldeden de bu tepkiyi almak çok güzel bir şey. Ve bize söylediği şey de tam şu. Zaten diyor ekonomik kriz var. Herkes sıkıntıda. Bütün güste. Bize bu tip şeyler de lazım. Gerçekten de belediye tabii ki yol yapacak, altyapı yapacak, sosyal alan tesis yapacak ama sadece bina inşaat değil. Bu tarz sosyal projeler de bizim için çok önemli. Bunlarla da daha fazla, inşallah ileriki günlerde çok daha fazla projeler geliştireceğiz. Bu kadar ince düşünerek bu tarz çalışmaları yaptığınız için gerçekten kutluyoruz. Örnek alıyorsunuz ciddi anlamda. Tabii yine Engelsiz Akhisar adlı bir çalışma gerçekleşti. Hı-hı. Özellikle engelli vatandaşlara özel bir çalışma. Biraz bundan da bahsetmenizi istiyorum. Şimdi bizim engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmem için bir komisyonumuz var. Biz genelde Akhisar Belediyesi'nin gene çok alışık olmadığı, Akhisarlıların çok alışık olmadığı bir uygulama ama Akhisar'daki sorunları daha çok yaymak için, daha çok insanla beraber çözüm bulmak için komisyonlar üzerinden çözüyoruz. İşte festivalleri komisyon üzerinden yapıyoruz, engellilerle ilgili sorunlarımız. Bunun için de bizim bir engelli komisyonumuz var. Onların da yürüttüğü projeler var. Bizim onların da zaten bu onların projesi. Akhisar'ı engelsiz bir kent haline getirmemiz lazım. Bunlar için neler yapabiliriz, ne gibi şeyler yapabiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Gayet de güzel gidiyor. Tabii bu bir günde olacak şeyler değil. Yani Akhisar'ın sokaklarında biz geliyor vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız. En büyük sorun Akhisar'ın kaldırımları, daha yeni yapılmış kaldırımlar ama engelli vatandaşımız ulaşım sağlayamıyor. Yani o kadar kötü yapılmış ki. İşte bunları da keşke elimizde sihir denek olsa bir günde çözsek ama bunlar biraz zamana eğilerek çözülecek şeyler. Adım adım bizim amacımız Akhisar'daki engelli vatandaşımızın tüm engellerini ortadan kaldırmak. Bu sosyal alanlarda olsun, spor alanında olsun, bir parkta olsun. Bunları da adım adım gerçekleştireceğiz. Bu projeleri de yavaş yavaş hayata geçireceğiz. İnşallah. Hiç atlamak istemiyorum. Özellikle Akhisar Spor adına bakıyoruz, haberleri takip ediyoruz. Bir takım çalışmalar ve mücadeleler içerisindesiniz. Hı-hı. Güzel şeyleri imza atmaya çalışıyorsunuz ama Akhisar Spor hakkında da biraz bilgi almak istiyoruz. Özellikle spor severler için. Aynen. Akhisar Spor'a gönül verenler için biraz şimdi bilgi almak istiyoruz. Akhisar'lar artık konuya hakim ama olmayanlar için hemen kısa bir bilgi vereyim. Akhisar Spor ile Akhisar Belediyesi arasında somut bir bağlantı yok. Hı. Tamamen ayrı kurumlar. Ama Akhisar Belediyesi yıllar boyunca çok desteklemiş. Hı. Tabii şimdiki ekonomik şartlar eskisi kadar iyi olmadığı için bu konuda biz de elimizden gelince destek vermeye çalıştık. Bunun için meclisimizde bir karar aldık.
bu hafta yapılan belediye meclisimizde. Hem tesisleri onlara çok cüzi bir, ben ücretsiz diye söz vermiştim ama ücretsiz verince sıkıntı oluyor dediler. O yüzden belli bir miktar koymamız lazım. Sezonluk 1000 TL gibi bir cüzi ücret koyduk. Hem tesisleri hem de stadımızı çok çok düşük maliyetler karşılığında Akhisar Spor'un emrine verdik. Ayrıca Akhisar Spor'da eskiden 75 tane elemanı vardı Akhisar Spor'un bünyesinde, Akhisar Belediyesi'nin. Akhisar Belediyesi bunların maaşını ödedi. Yıllık 5 milyona yakın bir maliyeti vardı bu maaşların. Tabi bu kabul edilebilecek, karşılanabilecek bir maliyet değildi. Ama Akhisar Spor'u da mağdur etmemek için 6 aylık bir 10 tane elemanı biz onlara görevlendirme yaptık. Hani oradaki tesislerdeki sistem işlemeye devam etsin diye. Bu şekilde evet farklı kurumlar, farklı yapılar ama Akhisar Belediyesi olarak da bu sene malum şanssız bir sezon geçen ve küme düşen Akhisar Spor'a biz elimizden gelen desteği yapmaya devam ediyoruz. İnşallah canlanacak. İnşallah. Seçimden bu yana özellikle Akhisar'da neler yapılıyor? Ne tür yenilikler yapılıyor son olarak bu konuda? Öncelikle daha aktif, az önce anlattığım gibi daha sosyal, daha canlı, daha hareketli bir Akhisar yaratmak istiyoruz. Bunun için adımlar attık. Sosyal anlamda küçük de olsa dokunuşlar yapıyoruz ama biz gelmeden önce ben hep bunu örnek olarak gösteriyorum. Akhisar'lara bir sormuştuk. Akhisar'ın en büyük sorunu ne diye. Akhisar'ın en büyük sorunu birincisi herkes bize yolların kalitesinin düşüklüğünden, yol sorunundan bahsetmişti. Ben de bunun sözünü vermiştim seçimden önce. Demiştim ki Akhisar'a gelir gelmez belediye başkanı olur olmaz. İlk yazımı asfaltları yaparak işte yolları düzelterek geçireceğim diye. Biz bununla ilgili çalışmaya çok hızlı bir şekilde başladık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk mecliste ben İller Bankası'ndan alınmak üzere 5 milyon liralık bir kredi talep etmiştim. Meclisimiz de oy birliğiyle onaylamıştı. Ama henüz ondan bir şey yok, sonuç yok. Artık bilemiyorum Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olmasından mı yoksa ekonomik kriz yüzünden mi o kredi gelmeyecek gibi. Ama biz kendi içimizde tasarruf yaparak, bütçemizi dengeye oturtarak kendi asfalt malzemesi, kendi imkanlarımızı alarak hiç borçlanmadan tam tersi borç ödeyerek şu anda asfalt çalışmaya devam ediyoruz. Hani gururla da söyleyebilirim. Bir önceki belediyemizin 5 senede yaptığı asfaltı biz daha fazlasını şu 2,5-3 ay içinde yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu yaz bununla devam ediyoruz. Onun dışında altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önemlisi dışarıdan Akhisar Belediyesi'nin gene bizim yaptırdığımız anketler sonucunda hantal bir yapısı vardı. Çözüm üretmeyen, içine kapanık, kapalı kapılarla yönetilen. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Şu anda benim sokakta gördüğüm, evet anında müdahale eden, koşturan, mücadele eden insanlardan oluşan bir belediye anlayışını ben en azından vatandaşlardan geri bildirim olarak almaya başladım. Ben belediye başkanı olarak zaten böyle bir yapıya sahibim. Yani daha çözüm odaklı, bir an önce müdahale etmek isteyen bir yapıya sahibim. Ha, belediye de yavaş yavaş benim bu yapıya, nasıl bir yapıya sahip olduğumu belediye çalışanlardaki arkadaşlar da gördü, çalışan arkadaşlar da gördü. O yüzden artık Akhisar Belediyesi çok daha aktif bir belediye olacak. Anında çözüm bulacak. Vatandaşı sallamayacak, vatandaşın ne dediğini önemseyecek, vatandaşın isteklerini yerine getiren dışarıdan çalışkan bir belediye, çalışkan ve güler yüzlü belediye imajı yaratmak istiyoruz. Bununla ilgili belli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Ha bunun yanında önemli projelerimiz var, önemli yapmak istediğimiz şeyler var, kreş projemiz var, kapalı durak projemiz var. Bunlar da yapmak istiyoruz ama tabii bu sonuçta 5 senelik bir yarış, 5 senelik bir maraton. Her şeyi 6 ayda yapmak kolay değil. Her şeyi 3 ayda yapmak kolay değil. Adım adım bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Akhisar emin ellerde. Akhisar da çok çalışkan, heyecanlı belediye başkanı. Ne mutlu. Tabii başarı tamamen ekiple ilgili. Hem siz hem ekibiniz ciddi anlamda güzel çalışmalar imza atıyorsunuz. Sağ olun. Biz tebrik ediyoruz ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Efendim bir haber özel programıyla yine sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.